Bakın Kasım ve Aralık en çok konuşacağımız haberlerden bir tanesi hangisi olacak biliyor musunuz? Aşı. Çünkü artık yavaş yavaş bütün dünyada bir şeyler belirgin hale gelmeye başladı. Türkiye'de bu aşı çalışmasının içinde varıyla, yoğuyla, bütün gücüyle çalışıyor ve 13 merkezde bu aşı geliştirilmeye çalışılıyor, bu koronavirüs aşısı. O merkezlerden bir tanesi de Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Orada da iki aşı hayvanlar üzerinde denendi. Pozitif sonuç alındı. Şimdi insan deneyleri için çalışmalar devam ediyor. Çok yakın zamanda da Konya'daki üniversiteden insanlar üzerinde de pozitif etki yarattığı haberini alacağız inşallah. Bir imece usulüyle çalışıyoruz bu ülkeye en kısa sürede en güvenilir, en kaliteli aşıları geliştirmek için. O aşılardan iki tanesinin hayvan deneyleri başarıyla geçti. İnsanlarda uygulanması için çalışmalar sürüyor. Bu aşılarımızı farelerde iki farklı deneme ortamında tamamladık. Bu beş farklı formülasyondan iki formülasyonun çok daha iyi sonuç verdiğini gördük. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde iki farklı inaktif aşı geliştirildi. Farelere uygulanan aşı testlerden başarıyla geçti. Zamanla yarışıyoruz. Hem ülke olarak hem dünya bununla yarışıyor. Bir an evvel bunların deneme üretimlerinin dünya standartlarındaki tesislerde üretilip faz çalışmalarına başlanılması lazım. Türkiye'de bunun dışında 23 proje daha bulunuyor. Amaç en etkili aşıyı en kısa sürede çıkarmak. Yaşlılarda farklı bir formülasyon uygulanabilir. Hamile insanlarda, kadınlarda farklı bir uygulama yapılabilir. İmmün sistemi baskılanmış çocuklarda farklı olabilir. Gençlerde farklı olabilir. Dolayısıyla tek bir model aşıyla dünyada gidilmesi riskli zaten. Peki aşı denemeleri tüm testlerden başarıyla geçerse insanlar ne zaman kullanabilecek? Türkiye için ben Haziran-Temmuz 2021 gibi hesaplıyorum.